Sevgili meslektaşlarım, 2022'yi yavaş yavaş geride bırakırken, umutlarımızın tazeliğini koruduğu 2023 yılına yavaş yavaş girmeye hazırlanırken, bize 4-5 Haziran'da verdiğiniz yetkiyle neler yaptık? Kısaca sizinle sohbet etmek, durumu sizlere de aktarmak istedim. Sizden aldığımız güçle, bize verdiğiniz sonsuz enerjiyle, pandemide yaşanan olumsuzlukların izlerini silmeye çalıştık. Odayla meslektaşlarımız arasındaki bağı kuvvetlendirdik. Komisyon, kurul ve komisyon üyelikleriyle ilgili tüm çalışmalarımızı, ilçe temsilciliklerimizin tümünün seçimlerini tamamladık. Sizden aldığımız enerjiyi yavaş yavaş Bursalı meslektaşlarımızın tümüne aktarmaya başladık. Yine 15-16 Ekim tarihlerinde Ankara'da TÜRMOP genel seçimleri oldu. Size söz vermiştik. Bursa'nın TÜRMOP'ta en üst düzeyde temsilini sağlayacağız. Uzun bir süreden beri gerçekten de Bursa, TÜRMOP'ta en yüksek oranda ve en yüksek sayıda temsil sağlamış oldu. TÜRMOP'a Bursa Mali Müşavirler Odası'nı temsilen Sayın Muharrem Kaya'nın da bizi en iyi şekilde temsil edeceğini ve mücadele gücümüze güç katacağına inanıyoruz. Buraya gelmişken Bursa'dan Yeminli Mali Müşavir Ali Nazım Tekelioğlu, yine eski Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Kemal Tağulları ve eski oda başkanımız Sayın Ahmet Hikmet Sönmez'e de TESMER'de başarılı çalışmalar yapacaklarına olan inancımızı bildirmek isteriz. Yeni dönemde TÜRMOP'la Bursa Odası'nın arasındaki bağ hem kişisel hem de mesleki olarak güçlü olacaktır. Sevgili meslektaşlarım, bu arada sizinle bir başka konuyu daha paylaşmak isterim. Yılın son günlerine geldiğimizde bazı olumsuzlukları silmemize rağmen bazıları da olanca hızıyla devam etmektedir. Size seçim döneminde söz verdiğimiz yeni ofis açan meslektaşlarımızın bilgisayar programlarıyla desteklenmesi konusunu yavaş yavaş çözmeye başladığımızı gururla söylemek isterim. Zirve Yazılım'la yapmış olduğumuz anlaşmayla yeni ruhsat almış meslektaşlarımız ofis açarlarken artık Zirve Yazılım'ı bir yıl süreyle görevde kaldığımız 3 yıl boyunca ücretsiz alacaklar. Yakında duyurusunu yapacağımız Luka Yazılım'da 2 yıl süreyle yeni büro açan, yeni ruhsat açan meslektaşlarımıza ücretsiz olarak verilecektir. Bu sorunları hayatınızdan çözmenin gururunu yaşarken, belli kurumların sistemlerinin çalışmadığını ve artık bilgisayarlarımızın başında esir olduğumuz günlerinde sonuna geldiğini inşallah düşünmek istiyoruz. Ben yeni yılda, Cumhuriyet'in 100. yılında, 100. yılın coşkusunu ben şu anda hissettiğim gibi sizlerle birlikte olarak hissedeceğimiz bir sürü etkinlik, bir sürü çalışma yapacağımızı umuyorum. 100. yılın onurunu, gururunu bir yüzyıl daha yaşayamayacağımız için geçtiğimiz yüzyılın kazanımlarını, Atatürk ilke ve devrimlerinin hayatımızdaki yarattığı olumlu iz düşümlerini toplumun tüm kesimleriyle paylaşacağımız bir 100. yıl çalışması yapacağız. Her bir çalışmada, her bir etkinlikte mutlaka beraber olalım, kol kola olalım, gönül gönüle olalım. Önümüzdeki yüzyılı geçmiş yüzyılın gururlarıyla karşılayalım istiyorum. 2023 yılında sevginin, mutlaka sevginin, mutlaka barışın, mutlaka insan haklarının, savaşların olmadığı, mutlaka umutların taptaze olduğu, mutlaka meslektaşlarımın sorunlarının çözüldüğü, her şeyin yepyeni bir başlangıçla taptaze, umut dolu olarak karşımıza gelmesini diliyorum. Hepinizin yeni yılını kutluyorum sevgili meslektaşlarım.